Asimetri pas opsiyonlarını görüyor musun? Asimetri. Galatasaray'ın orta sahada. Çünkü Galatasaray'ın iyi bir orta sahası var. Hep söylüyorum. Genç, dinamik, enerji koyan orta saha ve ucum hattı var. Yani var ekran başına insanlar şimdi böyle genç enerjik takımı seyreder. Ee, Galatasaray takımı bununla beraber ne yaptı? Daha böyle özellikle bugün formasyonda karşı rakibine üstünlük sağladı. Pasın özellikle hızı, oyuncu hızını doğru kullandı. Ama şunu söyleyeyim. Bugün mesela şöyle bir oyun tercihiyle böyle oynayanlara karşı şimdi e, a, e, hatırlarsın şimdi Avrupa Şampiyonası Avrupa Şampiyonasında İtalya İspanya elemişti final oynadı değil mi? Evet. Uluslar Ligi'nde de İspanya İtalya'yı Siro'da eleyip falan oynadı. Fransa şampiyon oldu. Üçlüyle başladı İtalya İspanya ne yaptı biliyor musun Levent abi? İleri alalım bu oyuncuları taşıyabiliyor muyuz ön saha? Halil Dervişoğlu buraya araya kol kıra koyalım. Evet. Gel Morussan da gelsin. İç oyuncusu olarak hayır hayır. Morussan biraz arkaya şuraya. Buraya Çıkıldağ. Koray Çıkıldağ'ı buraya getirelim. Kerem'i evet. çizgiye sağ çizgiye. Alper'i de sol çizgiye atalım. İki stoper çıksın Galatasaray'la orta sahaya kadar. bir dakika. O oh, evet buraya da Nelson. Berkan burada. Yetlin, Yetlin'i alalım. Hayır, hayır Berkan burada. Yeri geldi. Yetlin'i alalım yetlini şuraya alalım yetlini al space içeri. Evet bunu da Arnold'ı da buraya alalım. Patri bak şimdi. Şşş. Şunu birazcık öne çok hafif. Çok hafif. Ne yaptı Luis Enrique biliyor musun Levent abi? Beşli oynayan İtalyan'a half space hiç koridora bir soktu iki tane kenar bekini. Şimdi ne oldu? Bak şimdi sayısal iki tane Muhammed Demir'i buraya verelim. İleri. Dik Muhammed Demir hayır hayır. Van kalsın. İkili bassınlar buraya. Hayır hayır. Bu bu. Evet. Bunu da verelim ileri. Şuraya. Birebir oynasınlar birebir. Şurada birebir. Muhammed'i de buraya kaydıralım. Çok iyi Koray. Şimdi. Half space'i görüyor musun? Üç oyuncu burada Galatasaraylı. İki. Üç de çizgide. Şimdi beşli bir savunmayı amaç futbolda ne Levent abi? Az oyuncuyla çok oyuncuyu bağlamak. 3 oyuncuyu burada bir tane Ali'le bağlı. Kolkır merkezde o ne ona bağlıyorsun. Ya. Çizgileri az oyuncuyla bağlıyorsun. Bu Üç, burası sana kalıyor. Bravo Ender. 3 orta saha oynadı değil mi? 5-3-2 gibi. Galatasaray'da şu anda Yetlin buraya girdiğinde Patrick half space iç koridor 5-3. Bunu mesela denemedi Fatih Hoca. Bunu bir denesen 2 tane 5-3. Bunun devamında ne olacak? Nasıl işte gol bulacaksın? Galatasaray bugün tuzaklar kurdu. Mutlaka Fatih Hoca da çalışmıştır. Her zaman söylüyorum. Benimle. Şimdi her zaman söylüyorum. Levent abiye söylemek istedi o. Galatasaray takım tabii ki antrenman yapıyor. Floro dediğim daha bu takımın potansiyeli. Ben daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bu takımın öyle potansiyeli var. Şimdi tuzakları nerede kurdu Galatasaray? ikinci gol attı ve sonra kaçırdığı üç tane golü nerede kurdu? Bu savunmanın arkasında bütün opsiyonları topsuz denedi. Levent abi Kerem'i niye tebrik ediyor? Savunma arkası yaptığı doğru top koşularla driplingle çalım atması, bacak karısı atması değil. Önemli değil. Çok doğru, doğru koşu savunma yapması, arkası tabii. bugün opsiyonları değerlendirdi mi iyi? Aynen. Değerlendirdi. Buraya buraya doğru zaman zaman çıkarsa böyle oynayan takımlara karşı Galatasaray orta saha üstünlüğüyle yeri geldi Morutan'da çıkıldığı az koşu yaptı. Savunma arkası koşu yapar mı? Yaptı. Evet. Demek ki Galatasaray takım bu enerjik kadroyla, iyi kadroyla savunma arkası daha fazla koşu yapabilmeli. Çünkü pas tercihleri opsiyonlarında böyle oluşturduğu maçlarda hem topa sahip olursun hem de savunma arkası senin koşa yapabilecek. Kerem gibi Halil çok az yaptı. Halil de denemesi gerekir. Alper'in de denemesi gerekir. Hatta Feguli böyle oynadığı zaman mesela Feguli savunma arkası topa attı nitekim işte golde. Demek ki Kerem sırf değil Halil de bunu denemeli Levent abi. Morutan da oynuyorsa o. Çıkıldığa da sürpriz iç koridordan o koşulları denemeli. Bu yapı içinde ama Feguri de sanki olabilir gibi geliyor bana. Umur tabii canım yani geniş kadroda yer Bak, ol bugünkü oyunuyla. Şimdi bu kadro tam Fegullik kadro. Evet. Babel'le, Falcao'la, Belanda'yla oynayacak Oynayacak bir kadro değil. değil. Aynı görüşü. Hacı hacı yapan neydi? Okan Suat Emre tabii gibi ya. Mi? Okan Suat güçlü. Ya yani bir Pirena'ların evet. arasında oynadı, evet. konforlu alan yarattı. Şimdi Feguri de Oynamaya ikna hiç olmuş girmiyordu zaten. Yani. Fatih Hoca da evet. mutlaka bir şey dedi işte çektir. Levent abi. Pardon ne dedi? E, şeyi uzatılabilir, belli evet. bir noktaya gelmişler dedi. Mukabelesi mi? Evet. O Hayatta bir indirimli. Aşağı ineceğim indirim ve... maaşımda. Nereye gidecek ya? Feguli şimdi bazı oyuncular bazı evrelerde çok doğru oynaması gerekir. Yani tamlamanın doğru olması gerekir. Yani buradaki gençlik böyle... Ee, artık Galatasaray'da orta saha ucunda bir gençlik Model böyle. 31 ya, bir adam Gençlik de ateşi var. Burada çıkıp burada oynaması, ortaya akıl koyması bugünkü gibi çok önemli. Bir de ne Fegülü gibi oyuncular işte çalışmak bunu diyorum. Aldığı zaman veya Morutsan burada oynadığı zaman savunma arkası bütün koşulları bugünkü gibi özellikle öne çıkmış bir savunmaya karşı Galatasaray'ın daha fazla denemesi gerek. 8 kişiyi geçmesine gerek yok. Galatasaray karşı piresi yapacak kaptırdığı yerde bu kadro savunma markası aldığında dediğim gibi yeri geldi bu half spesleri kullanıp buradan bir geçiş sağladığı zaman Galatasaray takımı yani çok ciddi rakiplerine karşı sahada üstünlüğü oyun üstünlüğü kurur. kurur. Ha golü atar atmaz ayrı. Benim çalışmaktan kastım buydu Levent abi dedim ya. Galatasaray takımı mutlaka yönde, Fatih tabii, Hoca tabii. taktiksel yönden bu kadro tabii. esner, genişler. İşte bugün değişimi gördün hocam. İşte bu Galatasaray takım bütün opsiyonları savunma arkasında deneliş olun hocam. Fizik olarak güçlenmesi lazım. Bütün ikili mücadelelerde bir oyuncu yerde kalmaz tabii, ya. Tabii. Sırtı dönük oynuyorsan Santif oynuyorsan orada güçlü olacak daha evet. kuvvetli bir de Normalde biraz ya daha ya hareketli tabii oynuyordu ya ta Bugün tabi. Ya o koşulları dedim. da yapamadı ya Futbolda bunu niye ben şimdi yettiğine Patry'i oraya koydum Futbol hepimizin bildiği gibi bir aritmetiği Bir geometrisi var değil mi matematiği evet. Nerede her yerde sağın değil mi Bir pas alışverişinde ne yapacağız biz İkimiz pas yapacaksak Ender varsa Burada bir ikiye bir hep fazla olacağız değil mi Fazlalık tabii. önemli sağın her yerinde değil mi Levent abi Bugün Galatasaray şimdi, onda vardı hep. Evet şimdi bir de çıkarsaydı yettiğinde mesela Patri, Fatih Hoca buraya 5'e üç bir üstünlük olurdu. ikinci Aynı. bölgede orta sahada. Amaç bu sayısal üstünlükle daha rahat oynamak. bir de şimdi, enteresan bir şey hocam. Muhammed Demir'le Dikko'ya birebirlerde hiç şey fırsat vermedi. Tabii bak o şimdi önemli. az önce bir şey söyledim. Berkan Kutlu'yu buraya alalım Koray geriye. Nelson'la açalım Markao'yu. ...Marko'yu da açalım. Şimdi burada amaç ne? Galatasaray böyle oynadığında Berkan Kutlu burada girdi. ...iki tane Dikko ve Muhammed Demir'e üstünlük sağlamak. O ne yapıyorsun? Top baskıyamıyorsun. Burada topu sağlıklı çıkartıyorsun. Savunmada niye geliyor? Ben aranıza girdim. iki stoperi. Berkan'ım ne yapıyorum? Bir sayısal üstünlük. Bana bastığında sana atıyorum. Sen oyuna sokuyorsun topu. Evet. Amaç aynı şekilde orta sahada da ne? Aritmetik Bunu olarak matematiği fazla ben olmak. Ben, ben, evet. Amaç ben. fazla olmak. Doğru söylüyorsun ee, hocam. Yani e, Galatasaray bugün hak ederek kazandı. İyi oynadı. Gelişim gösteriyor. Bunun da üzerine koyarak... Mutlaka gitmeli. bu gelişime Alper'in bir ayak uydurması lazım efendim yavaş yavaş Alper, Alper set yani. ucumunda yok evet, evet ama bugün Alper'in şunu olması gerek işte gelişim diyorum ya mutlaka da ama daha fazla Kerem gibi savunma arkası koşu denemiyor en büyük hocam, sıkıntısı lokomotifi o. attığı golün benzerini attı evet, bugün evet. koşu arkasını evet. yaptı savunma arkası Alper'in Alper set ucumu yapacak şimdi Keçiören'de de öyle oyuncu değil gelecek setten yapar da bunun yüzdesi ne olur hani bir maç yapıldığında bak yaptı der insanlar da kaç yüzdesi daha çok açık alan oyuncusu ama topsuz Kerem gibi daha fazla içeriden kat edelen. Bak Feguli yani gibi sondan geçeyim yapmıyor. Yok yok. Bravo. gibi bir abileri de var. Feguli evet. kaçırdığı golde gördün mü nereden koştu? Ender, ofsayta girmek için sen stopersin. İç koridordan paralel şöyle bir koşu yaptı. Maç çok akıllıca. Olmasa biraz fizik şimdi, düşük olmasa o vuruşu tabii, daha iyi de yapardı. Şimdi bazı oyuncular Levent abiyle göz göze geliyoruz. Burada mesela Ender arkasından daha atmadan koşuyor ofsayt Şimdi Fegül'ü ne yaptı ofiseye girmek için? İç koridordan şöyle yatay bir çizgiyle koştu. Alper'in bunu daha fazla yapması gerekir. Bir de genç hocam bir süratli bir oyuncu. Onun hızlı aldı Atletizm olan hızlı bir, Atlet oyuncu. bir oyuncu. Patlayıcılığı yani, da iyidir. Bu senin dediğini daha fazla yapmasın. Yap, defans tabii, arkası tabii. koşulara. Bu Ga ama klasik oynamaya çalışıyor. Sağdan atayım soldan Ga geçeyim. Yok böyle bir takım şey. topsuz oyunu hareketliliği daha fazla çalıştığı müddetçe Galatasaray takımı etkili bugünkü oldu. gibi tabii. çok pozisyon yaratır. Bugünkü diyorum ya attığı İkinci gol ve diğer pozisyonlar hepsi savunma arkı koşu. Hisset ucumda gördün mü sen pozisyon hani aman edeyim. Ya zaten e, Kerem'in yaptığı bir koşu vardı morus San'a mesela çıkardı hatırlıyor musun? 20. Evet. dakikada da orada atsa mesela, orada skoru lehine alsa geldi. Orada geldi. da Oluruna evet, sonra, evet adımını da ayarlayamadı. Mesela gol kaçabilir. Yapılan aksiyon bir kere hücum için Aynı. çok doğru bir aksiyon. Galatasaray'ın bunu denemesi gerekir. Yani yeri geldiğinde de bunu çıkıldığa ve Morussan'da iç koridordan denemesi gerekir. Peki e, marka ayada bir özel altını çizdik. Tabii, Bugün marka, 20 tabii. ikili mücadele var. 16'sını kazanmış. Yüzde e, pası ya, sabiti de yüzde bak, 88 civarında. Ender, benim üzüldüğüm, benim kadar. üzüldüğüm şimdi taktik konuşuruz. İki tane Galatasaray ilgili. E, şimdi bunlar doğru konular değil. Ne gibi? Morus ben sana, geçelim isterseniz. Morus efendim. sana bu para verilir mi? Çıkıldı ay bu para verilir mi? Hacı işte bu işin neresin? Hacı gibi bir Galatasaray için ee, önemli bir değer ee, bu işlere girmez. Hocam Morus sana büyük para vermediler Ha, biliyorum 3,5 verdiler yani. Evet. çıkıldı ya. Ona verdiler ama ona da madde koydular. 15 milyon euroya serbest, 25 milyona serbest kalır diye. Ya ikisine de. işte böyle 10 gibi bir rakam olunca. Bugün mesela çıkıldı çok etkili oynamadı fazla. Ama koşup yine mücadele de ediyor. hep oyun hep içinde vardır. var ama. Hep oyun en var. bazı pas tercihlerinde Hocam hata ama yaptı. Morutsan yani tamam iki ucu keskin bıçak ama e, çok kaliteli oyuncu ama bazen de çok top kaybı yapıyor ya. Yani Erman abi şey dedi biz hatta e, maçı içinde konuşuyorduk. Ben ya diyordum bu adamın da çok makası açık. Ya çok iyi işler yapıyor, çok ya da çok top çok top kaybı yapıyor diye. Ya o e, ortası mı yok? biraz ya, öyle gibi ama gelişime açık tabi çok genç oyuncu bozulmuyor hocam bir defa şey var Ender'cim bozulmuyor ben dikkat ediyorum hata yapabiliyor bozulmuyor bazısı var ya adam şey gibi ya, ya şey, işte, ha, dolu, çok büyük, meziyetli oyuncu. heykel çok, gibi bir adam ya, ya. ben Çikolata'yı göre mesela daha meziyetli Hişt, oyuncu olduğunu doğru. Düşünüyorum. ben az önce de söyledim burası önemli yani 6.5-3.5 hacı gibi önemli bir Galatasaray'ı Galatasaray seven değerli bir futbolcu ve futbol adamı bu işlerin içine girecek bir insan değil. Böyle sağda solda tabii bunu genele yaymamak gerekir. Galatasaray'ın öyle düşündüğünü yani, ben işte. hayatta inanmıyorum. Ama bazıları konuşuyor. Hacı gibi e, bir futbol adamı ve önemli bir değer bu işlere girmez. Zaten bence sezon başı gel der, hazırlık maçı yaptılar. Takım da çalıştırıyor. İleride bir şey olsa mutlaka Galatasaray'ı çalıştırır. Murat Bey, Hacı'nın hayalinde de vardır. Geçmişte de çalıştırdı. Hatta ben Ankara gücünde çalıştığımda daha hazır değildi. Karş, karşılıklı geldik Galatasaray'la Ankara gücün e, şeyde Ankara'da oynamıştık. Yani bu anlamda hacı ya haksızlık yapılıyor bir. İkinci haksızlık şunu söyleyeyim. E, Nelson'a yapılan haksızlık. Geçen hafta içi işte Nelson Beşiktaş maçında konuşulduğu O e, çok abarttığını, olayları falan. Yani bu çok e, yanlış bir şey. Ee, Nelson böyle bir oyuncu değil. Benim gördüğüm hazırlık maçları ligde ve Avrupa'da hiç buna tenezzül etmeyen sağ içi ve sağ dışında problemsiz bir oyuncu. Bir oyuncuyu sağ içinde olaylara eksecere ediyor, abartıyor, hakemi yanıltmaya yönelik e, yes mimikleri var atıyor demek hedef göstermek çok yanlış ligde çoğu oyuncu yapıyor o zaman onlara da konuşacaksınız bu doğru bir yaklaşım değil Nelson gibi kaliteli bir e, bakıyorum sağ içinde hem iyi bir oyuncu hem sağ dışında da problemsiz bir oyuncuya bence bunu yaftalamak daha sezon başında hoş değil. Çünkü bütün takımlı, 20 takımlı Süper Lig'de bütün bütün oyuncular yapıyor. O zaman bütün oyuncuları da söyleyeceksiniz. Evet Erman abi net bir galibiyet dedik Galatasaray adına. Hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin. Hatta işte şeyde de konuşmuştuk. Alanya'nın, Karagümrük'ün puan kaybettiği haftada. Çok değerli bir galibiyet oldu bu. Galatasaray açısından hem Levent abi hem Reha hocam bugün doğru işler fazlaydı dediler. Sen katılıyor musun? Sen ne düşünüyorsun? Karagümrük ve Fenerbahçe maçları var. Önünde Galatasaray'ın bu maçlar öncesinde geldiği nokta nedir sence? Bu maçtan kayıp çıksaydı yandıydı ya. Yani baya bir tartışma açılacaktı. Ha şu anda da tam kurtulmuş değiller. Valla genç oyuncuları var. Skoru yakalarlarsa avantajlı pozisyonu yakalayacak oyuncuları var. Yani gol buldukları zaman e, zorlanmayacaklar havası var Galatasaray'ın. Çünkü ileride çabuk adamları var. Bire bir adam geçecek adamları var. Türkiye'de dikkat et öyle. Bire bir adam geçecek e, az futbolcu var. Çalım da atabiliyorlar. Geçebiliyorlar da. Nitekim bir to ikinci atılan gol öyle bir gol. Araya çok güzel bir top. Bastı gitti. Kaleci'de kıçının üstüne erkenden yatı verdi. <laughs> Ayakta kalsa abi. belki de vuracak yumruğu. Ben anlamıyorum. Yani kaleciler kendilerini niye bırakırlar? Bir türlü çözmüş değilim. Kardeş düştüğün zaman alan genişliyor. Ayakta kalıp şöyle yaptığın zaman alanı daraltıyorsun. Galatasaray'la oyuncu topa vurmadan bırakıverdi kendini yere. ne güzel abi üzerinden geri veriyor. Yani inanamıyorum ya nasıl yapıyorlar bunu anlamak mümkün değil. Toptan mı korkuyorlar ne yapıyorlar ya yere düşünce ne olacaksa yani... Nasıl çıkaracaksın topu yere düşünce? Ya bunun işte dünyada Şumayer geldi Türkiye'ye. Ben dünyada en iyi gördüğüm odur. Ayakta durur. Şöyle durur abi. Heykel hiç gibi. Hiç dur şey yapmazdı, oturmazdı. Yani Kaleci dediğin öyle hiç durur. Öpmezdi. Kim? Şumayer. Şu <laughs> var. Gaziantep'te Türkiye ben, o kültürü o getirdi değil mi ben, hocam? Galatasaray'da. Ne, Nasıl? Karşı Şu, Şumayer getirdi o karşı karşıya değil mi? Ellerini açıp o Tabii kültürü kalecilere yani. o getirdi. Ben maşını idare ettim Tabii, de. Tamam. Sağda yani öyledir çünkü. Yer bulamazsın. O kale... Yıllarca oynadınız. Hocam penaltı atarken topu koy, kaleye bak. Küçülür değil mi? Kale ufacık lan. Nereye vuracağım dersin kaleci şöyle durdu mu? Gel kalede dur. Lan orası boş, burası boş dersin. Yani psikolojik olarak öyledir bu iş. Ama Mesela ya... onu şey de yapıyordu hocam. Siz söylediğince hatırladım. Simoviç de öyleydi. Yatmıyor. Tabii. tabii. Simoviç'te de, Yatmaz, de tabii. geldi. Şumayar. Büyük kaleci bunlar ya. 1984 evet. Hava Futbol Şampiyonası'nı oynadılar. Ben oradaydım. Ya. Yani, ikisi evet hocam. Galatasaray bu hafta yurt toplamayacak <laughs> olmaz Türkiye'de. Ama tabii Türkiye'de başka bir yangın var. Onu yine söyleyeyim. Ben buraya geç geldim. Geç gelmezse bir yazıyı da ama yazıyı geç aradım. Kulüpler birliğinden iki tane başkan aradı tabii. Salı günü toplanacaklarmış. Aa, olağanüstü toplanıyorlar. Toplanacaklarmış işte. bayağı yangın var. Haklısın. Haklılar. Haklısınız dedim de çözümü ne yapacaksınız? Ya i̇mza haklısınız. topluyorlarmış hocam. Öyle hocam imza haklılar. toplayacaklar. MHK istemiyorlar. Benim ben duyduğum öyleymiş. o. Hocam. Salı günkü yangının sebebi MHK. Bu MHK i̇ki yönetici şunu söyledi bana. Biz Serdar Tatlı'ya git demedik. Serdar Tatlı'yı da beğeniyorduk. Ama <laughs> bu hakemlik aleminde gruplar var. Evet dedim mafya var. Mafya var. Kulüplerin yani hakemliğin içinde mafya grupları var. Çok net söylüyorum bunu. Benim hakemeye verebilirler. Yani organize işler oluyor oralarda. Ya bu kadar akrabayı talikat, bu kadar isim. Kulüpler gidiyor, futbolcular gidiyor, antrenörler kovuluyor. Bunların hepsi var ya, yıllarca var, 50 yıldır var. Çünkü babadan oğla geçiyor, arkadaştan geçiyor. Yani bunların temizlenmesi, yani bataklığı kurutamazlarsa, Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Ali Koç, Mali Koç, hepsi hikaye. Dert yanıyorlar ya, abi bunu halledemezler. Bak Hasan Doğan bir girdi bu işe. Hafif bir temizlik yaptı. İnce. Kalın bir temizlik lazım. O kadar çok ki eğer bunu yapamazsanız Türkiye'de her hafta biz orta oyunu yaparız. Şimdi ben ne... buraya çıkar konuşurum. golde, offside'de, foldü. Sen sallarsın. O oradan konuşur. O oradan konuşur. Yok öyle değil. Bataklık var abi. Kurutun. Ey kulüpler. Birleşin kulüpler. Ne diyorlarmış peki şimdi yani? Ne yapmaya çalışacaklar? Bir bu grubu istemiyorlar. Evet. Hmm. Bir de imza toplayacaklar. Benim duyduğum öyle. imza toplayacaklar. Onlar 5 kişilik. Hocam şey olmadı mı? Önce, Kukolta önce, sonra önce Yunus, Yunus Yıldırım'ı yapacaklarmış. Evet. Fakat tepki gösterince şeyler başına getirmişler. E, birileri giriyor işin içine falan. Bu iş böyle Başka oldu mu? Başka isimler varmış gündemde. Hocam kul kulüplerin istediği verdikleri ise Mustafa Çolcu. Ama Benim duyduğum bu. Son anda da ben de Hayır, ben duydum onu, ele Ben duydum onu. Var ya sana. bitti gibi falan deniliyormuş hatta. Bu neden çok Öyle de. Istememiş. Hocam, Levent'im. Bu alem 40 kişi birbirini iyi tanır. Öyle ismi bu isim, bu isimle olmaz o işler. Ben kulüp oluyor. Oraya gelecek adam defosuz olacak. Bak ne kadar net söylüyorum. Oraya defosuz adam gelecek. Serdar tatlı defosuzdu. Çok net. 70 taneyi ayıklıyordu. 70 tane listeyi verdi zaten. Akraba İstifa listesini olan. veriyor. Diyor ki ha maçları verdim diyor bir arkadaşına. Maçları verdim diyor. Hem lig maçları hem kupayı yanında bir liste veriyor genel sekretere. Diyor ki bu 70 tane hakem şey, şey işte gözlemci, temsilci filan istiyor mu? Akrabalık ilişkisi hepsi olan. hepsi var. Hepsi var içinde. 3 tane de hakem var var olayından filan. İsterseniz diyor. Bunu diyor uygulamaya sokarsınız diyor. Talimatta var sizin elinizde diyor. Çok önemli bir şey bu. Enteresan. Çok önemli bir şey. Bu komite falan onu yapamaz. Bu komite onu yapamaz. Bu Zaten komite onu yapamaz. içiniz operasyonu. Onu yapamaz. Onu gönder. Serdar Tatlı bunu yapacaktı. Ve şimdi diyorlar ki Serdar Tatlı için ya biz gitmedik, hiçbir şey de demedik ya onu. Neyse diyorlar. Hocam, teknik direktörümü göndermek kolay, futbolcuları mı göndermek kolay? Soruyorum sana. Bu hakemler o maliyetli. Hocam bu hakemler oldu müddetçe ne futbolcular gider ne antrenörler gider hocam. 70 sen ne diyorsun? kişi gitmez. Hemen söyledi işte çocuk geldi ya. Beyler dedim geliyoruz buraya dediler. Abi Tatlı gider. 70 tane değil. 170 tane var. Gitmez. Bak Serdak 70 Tatlı tane gider. değil. 170 tane var. Bak 170. Tamam. Şeyi adedi şey haybe'ye bedet değil. Hoca tamam. 170 mi? tane var. O tamam. 70 tanesi ilk gitmesi lazım. Tamam ben de sana ne diyorum? Peki şey, Bunları onlar yapamazlarsa da, biz daha burada güçlü. akşamları o takım yanacak bu takım yanacak bu öldüm diyecek bu bayıldım diyecek hiç değişmeyecek. Bize mal olacak burada. Peki o zaman arkadaşlarım beni uyarıyor karşılaşma e, özeti gelmek üzere biz bir reklama gidelim. Özet içinde artık geri sayıma başlayalım.